Sayın Bakanım, öncelikle ulaştırma konusunda Hatay'daki en büyük handikapımız, Hatay'ı tam ortadan ikiye bölen Anonos Dağları'ndayız. Bu Anonos Dağları'ndayız, Hatay'da 9 ilçemizi bir tarafa, 6 ilçemizi de bir tarafa bırakmaktadır. Öyle ki 9 ilçemizin Türkiye'ye açılış kapısı şu an Belen Geçidi olarak kamuoyunda bilinen 750 rakımlı bir geçit. Hatay'da şu an ulaşımın yükünü tek başına kaldırmaya çalışıyor. Ancak karayollarından aldığımız bilgilere göre o geçitten günde 40 ile 50 bin aracın geçtiği bilinmekte. Kışın kötü hava koşullarında geçit neredeyse durma noktasına geliyor. Yazın ise trafiğin çok yoğun olmasından dolayı yine kıştaki gibi bir benzer bir özellik devam ediyor. Burayla ilgili uzun yıllar önce yapılması düşünülen, planlanan bir proje vardı. Bu proje Toprakkale, İskenderun ve devamında Antakya ve Cindegüzü'nü birbirine bağlayacak olan bir otoyolu inşaatı vardı. Bu inşaatımız, üzülerek söylüyorum, Toprakkale ve İskenderun arasında kaldı. Ancak bir an önce İskenderun'dan devam edip Antakya ve Cindegüzü'ne kadar bu otobanımızın, bu otoyolumuzun devam etmesi lazım. Öyle ki yaklaşık 900 bin nüfusun taşınmasından bahsediyoruz bu geçit aracılığıyla. Hataylılar, Belen ilçesinde kilitlenen trafiğin rahatlatılması için Ceyhan-İskenderun otoyolunun Antakya ve Cilvegözü ile birleşmesini istiyor.